Ders kitabınızın sayfa 112'sindeyiz. Bir bakalım neler yazıyor burada. İçerisinde en az bir tane değişken bulunduran iki nicelerin birbirlerine, eşit, e, birbirlerine eşitliğini ifade eden bağlantılara denklem denir. Misal bu bir denklemdir. Bakın bu denklemi biz istersek çözeriz. Eksi 4x'i buraya atarız. Artı 4x eşittir 16. Sonra 4'e böleriz. x eşittir 4. Bakın çözdük. Evet neyse denklemlerin buradaki x'ine ne diyoruz biliyor musunuz? Değişken diyoruz. Değişken. Misal buradaki denklemin değişkeni de ne yine? Değişkeni x. Buradaki'nin değişkenleri, iki değişkenli bakın, m ve n. Şimdi gençler işte bir de derece var. Misal buradaki birinci denklemdeki x'in üzerinde gizli bir 1 bir var, birinci dereceden. Şimdi burada ne var? 2 var. Bu da ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz biz buna. İkinci örneğe baktığımızda, bunun paydası 2, bunun paydası 3 ama bunun paydası yok. Bunun paydasına da 1 diyelim. Ondan sonra hepsinin paydasını eşit diyelim. Misal burada 6 ile bunu 2 ile bunu da 3 ile çarpalım. Şimdi yukarı çarpıyorum. 3 kere 5 15x artı 3 kere 1 3. Eksi deyip parantez açıyorum. 2 kere x 2x artı 2 kere 2 4. Niye parantez açtım? O eksi içeriye dağılabilir. Eşittir dedim. 6 kere 2x 12x artı 6. Yahu ben paydaları hiç yazmadım. Neden yazmadım acaba? Şimdi söylüyorum. Mesela 5 bölü 6 eşit değil midir 5 bölü 6'ya? Evet. Peki ben bu 6'ları kaldırıp atsam. 5 eşit değil midir 5'e? Evet. O zaman eşitliğin her iki tarafındaki paydalar aynıysa kaldırılır atılır. Ben de öyle yaptım burada. Paydaları eşitledikten sonra hepsini 6'ya eşitledim. Sonra kaldırdım attım ama paylar duruyor bakın. Aynı 5 eşittir 5 dermiş gibi burada bir eşitlik yaptım. Şimdi bunu çözeceğim. 15x artı 3 eksi 2x eksi 4 eksi içeri dağıttım. 12x artı 6. Burası kaç x kaldı? 13x çünkü 15x'ten 2x çıktı. 3'ten de 4 çıkarsa eksi 1 eşittir. 12x artı 6. 12x'i buraya atalım. Nasıl geçer? Eksi 12x diye geçer. 13x eksi 12x eşittir olur. Eksi 1 de buraya artı 1 atalım. 6 1 daha ne olur? 7. 13 xten 12x çıkarsa 1x. 1x eşittir ne olur? Buradan 7 çıkar. Bazen de işler dışlar yaparak çözüm kümesini buluruz. Mesela böyle böyle çarparız. 3 ile 5x eksi 7'yi çarpalım. 3 kere 5x 15x eksi 3 kere 7 21. Eşitle şimdi de 4 ile 2x artı 5'i çarpacağım. 4 kere 2x 8x 4 kere 5 daha artı 20. Şimdi siz siz olun az olan x'i çok olan x'in yanına atın. Yani 8x'i bu tarafa atın ki x'in pozitif olsun. Sana genelde x'i soruyor çünkü. Bu eksi 8x diye geçer. 7x kalır. Eksi -21 21'i de tutalım bu tarafa artı 21 diye atalım. 7x eşittir 20 21 daha 41 oldu. Sonra her iki tarafı 7'ye böleceğiz. Niye 7'ye bölüyoruz? X'imiz yalnız kalsın ki çözüm kümemizi bulalım diye. Çözüm kümemiz neymiş? 41 bölü 7'ymiş. Örnek 4'e geçmeden önce size ufak bir tüyo vereceğim. Şimdi siz denklem çözüyorsunuz. 2x artı 3 eşittir 2x artı 3 gibi bir şey gördünüz. Sonra 2x buraya attın. Eksi 2x diye geçti. 0. Artı 3'ü buraya attın. Eksi 3 diye geçti. O da 0. Allah Allah. Çözecek x kalmadı. Ha, o zaman gençler eşitliğin her iki tarafı eşitse böyle 2x artı 3, 2x artı 3 gibi siz ne verseniz verin sağlar. Misal orada x'e 1 verin. 5 eşittir 5. E doğru x'e 2 verin 7 eşittir 7 e, o da doğru o zaman x'e ne verirsen ver sağlıyorsa böyle denklemlerde çözüm kümen reel sayılardır şimdi örnek 4'e bakalım İçeriye dağıtıyorum hemen bunu 2 kere 3x 6x artı 2 kere 1 2 eksi 11 var eşittir hemen buraya dağıtıyorum 3 kere 2x 6x eksi 9 şimdi burası ne yapar arkadaşlar eksi 9 6x eksi 9 eşittir bu taraftan oldu 6x eksi 9 Eşitliğin her iki tarafı tamamen aynı mı? O zaman çözüm kümen eşittir reel sayılar Ama bazen kitaplar şöyle diyor. 6x'i bu tarafa atarım 0 olur. Eksi 9'u buraya artı 9 atarım 0 olur. 0 eşittir 0 ise çözüm kümem reel sayılardır diyor. Hemen örnek 5'te gördüğümüz kadarıyla hemen işler dışlar yapasımız geldi. 3 ile 5x eksi 10'u çarpalım. 3 kere 5x 15x. 3 kere eksi 10 eksi 30. Eşittir 5 ile de 3x eksi 6'yı çarpalım. 3 kere 5x 15x eksi 5 kere 6 30. Aha tamamen aynılar. O zaman çözüm kümeme tam reel sayılardır diyecektim ki ya normalde reel sayılar. Ama burada payda hiçbir zaman sıfır olmaz. Kesirli bir ifade var dikkat. Paydayı sıfır yapan değerin neyse x'e 2 verirse ne olur? 6 eksi 6 sıfır çıkar. O zaman reel sayılar eksi 2 diyelim. Bu ne demek? Her şey olur ama 2 olmaz. 2 paydayı 0 yapıyor. O da tanımsız demek oluyor. Neymiş çözüm ki ben tekrardan reel sayılar eksi 2 sayısı. Örnek 6'ya da geçmeden önce yine size bir tiyo vereyim. 2x artı 5 eşittir 2x artı 10 gibi bir denklem buldun. Bunu çözeceksin. 2x'i bu tarafa attın. Ne olur arkadaşlar? Eksi 2x diye geçer. 0 olur. 5'i o tarafa attığında eksi 5 diye geçer. 0 eşittir 5. Peki 0 eşit midir 5'e? Hayır. Bir de senin çözeceğin x var mı piyasada? O da yok. O zaman çözüm kümesine böyle bir denklem görürsen boş küme diyeceğim. Örnek 6'ya şimdi bir bakalım. 4x eksi 2 yazdım. Burayı da içeri dağıtıyorum. 5x artı 5x eksi 25 eşittir. Burayı içeri dağıtalım. 9x artı 3 kere 6 18 4x 5x daha 9x eksi 2 eksi 25 daha da eksi 27 eşittir 9x artı 18 e, 9x'ler birbirini götürür eksi 27 eşit midir 18'e hayır çözüm kümen nedir o zaman boş kümedir örnek 7'de Denkleminin çözüm kümesi gerçel sayılar. Yani c eşittir reel sayılar. Ne zaman oluyordu arkadaşlar? 0 eşittir 0 dediğimizde ya da eşitliğin sağı solu aynı olduğunda. Gerçi sonsuz sayıda eleman oluyordu. M ve N değerlerini soruyor. Eşitliğin bu tarafta ne var arkadaşlar? 0. Demek ki sol tarafta gördüğünüz o kadar x'li, n'li şeylerin hepsi 0 olması gerekiyor. X'e ne verirsen ver 0 çıkması için x'i yok etmen lazım. Yani x'in yanına önce bir 0 yapalım. Ne diyelim? Eksi 2m artı 10'un 0 olması lazım. Eksi 2m'yi buraya yollayalım. 10 eşittir 2m. Sonra da 2'ye bölelim. m eşittir 5. m 5 olursa burası 0 olur. 0 olursa x de gider. Sıra burayı 0 yapmakta. n artı 8 eşittir sıfırsa artı 8 at karşı eksi 8 diye. n de ne olur buradan? Eksi 8. İşte m'ye 5, n'ye eksi 8 verdiğinde sıfır eşittir 0 sıfır oluyormuş. Sıfır eşittir sıfır olursa neydi bizim çözüm kümemiz? Reel sayılar yani gerçel sayılardı. Bana m ile n değerlerini bulunuz diyor. Bulduk. m 5 n eksi 8. Örnek 8'in benzerini az önce çözdük. Tekrar hatırlatayım yine de. 2x artı 5 eşittir 2x artı 10 gibi bir şey gördüğünde x'ler yok oluyordu. Yanları da kesinlikle eşit olmuyordu. Yani x'lerin eşit sayıda olacak ve birbirlerine attığında yok olacaktı. Şimdi bakalım şu denklemimizi bir yazalım. Eksi 3 a x eksi 10 eşitmiş. Şunu da içeri dağıtarak yazalım. 12 x eksi 12 imiş. Şimdi ne dedik biz? X'ler tamamen aynı olsun birbirlerini götürsün. O zaman şuradaki eksi 3 a ile buradaki 12 birbirine eşit olması lazım. Eksi 3 a eşittir 12 ise her iki tarafı eksi 3'e bölelim. Yani a'yı yalnız bırakıyorum ki bulayım. a eşittir 12 eksi 3'e böl eksi 4 olursa bunlar birbirlerini götürüyor. Eksi 10 eşittir eksi 12 imkansız olmaz. Çözüm kümen boş küme diyoruz. A ne olması gerekiyormuş? Eksi 4 olması gerekiyormuş. Örnek 9'da değişkenimiz A'ymış. O zaman buradaki x kat sayıdır. Siz A'ya odaklanacaksınız. Ve gerçek sayılardaki çözüm kümesi boş küme. Az önce ne dedik? 2x artı 5 eşittir 2x artı 10 gibi bir şey varsa xler birbirlerini götürür, çözüm kümen boş küme olur demiştik. Şimdi de a'lar birbirlerini götürmesi lazım. Yani eşitliğin sağındaki a ile solundaki a'nın eşit olması gerekiyor. Şimdi canlar burada kaç tane a var? 10 tane a var. İşte burada da tam 10 tane a olması gerekiyor. E burası eksi 6 ise düşünsene eksi 6 a'ya ne eklersem 10 tane a yapar. E burası o zaman ne olacak? Artı 16 A olması gerekiyor. İşte 2 AX denilen şey 2 AX denilen şey 16 A'ymış. E canlar A A'yı götürür. Bir de 2'ye bölersem X nedir o zaman? 8'dir. İstersen götür yerine koy. X yerine 8 koydum. Ne yapar burası? 16 A. Başta ne var? Eksi 6 A. Topla 10 A. Burada da 10 A var. Bu 10 A 10 A'yı götürür. 0 eşittir. Eksi 13 oldu. Bak böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey gördüğümüzde boş güme diyorduk. 10. örneğe bakalım. Bir iş yerinde depoda daima 500 parça ürün ile güne başlanıyormuş. Gün sonunda ürün sayımı yapılarak satılan ürün kadar ertesi gün sipariş veriliyormuş. Birinci işçi ne demiş? Depoda kalan malın 2 katın 50 fazlası kadar ürüne ihtiyaç var. Depoda kalan mala bir x diyelim. 2 katın 50 fazlası ne olur o zaman? 2x artı 50 kadar ürüne ihtiyaç var diyorsa o kadar satılmıştır. Devam edelim. İkinci iş işte, depoda kalan malın yani x'in 3 katından 100 eksi kadar ürüne ihtiyaç var. Yani 3x eksi 100 ürüne ihtiyaç var. İkisi de doğru söylüyormuş. O zaman bunlar birbirlerine eşit olması lazım. Hemen 2x'i buraya atalım. Eksi 100 de buraya atalım. 2x eksi 2x diye geçer. Burada 1x kalır. Eksi 100 de buraya artı 100 diye geçer. 50 ile topla. 150. Şimdi ne dedik biz? Depoda kalan mal x'ti. Yani bu x depoda kalan ürün. Kalan ürün. Ama biz ne diyorduk? Sattığımız kadar sipariş vereceğiz. Kaç ürün sipariş verildiğini diyor. 500 ürüne tamamlamamız lazım. 150 ürün kaldı. Demek ki 350 tane sipariş çekmemiz gerekiyor. Sipariş çekmeliyiz. Örnek 11'de A şehrinden C şehrine doğru giden 150 kilometre ilerleyen bir araç B ile C'nin orta noktasına. B ile C'nin orta noktasını işaretleyelim. Burayı da 2'ye bölelim. X'e X diyelim. Şimdi bu adam A'dan ta B ile C'nin orta noktasına gelmiş. Ne kadar ilerlemiş? 150. 150. Peki. Diğerine bakalım. C şehrinden A şehre doğru ilerleyen 180 kilometre ilerlemiş. Ve A ile B'nin ortasına gelmiş. A ile B'nin ortasına C'den gelmiş böyle. İşte buraya da bir Y, Y patlatalım. Ne diyelim buraya da? 180 diyelim. E bana neyi soruyor? A ile C şehirleri arası kaç kilometre olduğunu bulmuş. O zaman denklem kuralım. Bu 150 mi eşitti? 2Y artı X eşittir. 150 ymiş. Şimdi diğerini bulalım. 2X artı Y de ne yapıyormuş? 180 yapıyormuş. Biz bunları alt alta toplayalım arkadaşlar. 2X 1X daha 3X. 2Y 1Y daha 3Y. Topladığımda ne yapar burası? 330 yapar. Hemen ben bunu bir 3 parantezine alsam. X artı Y eşittir. 330. 3'e de böldüğümde her iki tarafı X artı Y ne olur? 110 olur. Bize sorduğu yer A ile C arası. A ile C arasında ne var? 2X artı 2Y var. E, biz X artı Y 110 bulduysak bu 2 çarpı 110 demektir. Yani 220 kilometre yapar. Bir önceki videomuzda eşitsizliklere ufaktan giriş yapmıştık. Örnek 12'de de bunları kullanacağız. Şimdi bu eksi 5'i biz karşıya atalım. Bilinmeyenimiz burada dursun. X büyük eşit. Eksi 5 karşıya, artı 5 diye geçer. 11. Sayı doğrusuna göstermiştik. Bir önceki dersimizde 11'i kapkara yapıyorduk. 11'den büyük eşitse böyle sonsuza kadar gider. Bunu nasıl gösteriyorduk? 11'den başlarım. Sonsuza kadar giderim. 11'i niye köşeli yaptım? Bakın burada ne var? büyük eşit var. Hatta burası karalı. Öyle de diyebilirsiniz. Yani dahil. Örnek 13'te de x'in denklemini vermiş. Y'nin de denklemini vermiş. Bana x artı y'nin denklemini soruyor. Bakın bu yukarıda formül veriyor ama bir sürü harf olduğu için kafanız karışır. Şöyle biz bir x'in denklemini yazalım. Eksi 2 x 8 öbürü de 5 y 11. Bakın gençler biz bunları alt alta topladık ya. Hocam ben bunu mu alacağım bunu mu alacağım alt alta topla, toplarken derseniz unutmayın. Her ikisi de böyle olmadığı müddetçe bunların toplamı sadece budur. Yani eşitsizliktir. Ama her ikisi de eşit olduğunda ikisinin de toplamını sayabiliyoruz. Şimdi burada onu uygulayacak olsak şurayı topladım bir 3 yaptı. Hemen neyi seçeriz? Bunu seçeriz. Çünkü bir eşit bir eşit değil. Hemen x artı y'yi de topladık. Bakın burada her ikisi de eşit. O zaman şöyle yapacaksın. Toplayıver ne yaptı? 19 yaptı. İşte toplamanın aralığı bu. Ha bunu böyle parantezli falan yapacak olsak. Bakın 3'ü şöyle köşesiz. Çünkü eşitlik yok. Hemen virgül deriz. 19'da yazarız. Onu da köşeli deriz. Çünkü onda eşitlik var. 3-19 aralığı. Örnek 14'te Buna benzer bir eşit hatta şu büyüktür küçüktürün yerine eşittir yaparak çözmüştük. Bunun gizli paydasına 1 deyip burayı 2 ile burayı 5 ile burayı da 10 ile çarptığınızda paydayı hiç yazmıyorduk. Kolay çözüm olsun diye. Hemen 2 ile eksi -2x 2x'i çarptım eksi 4x. 2 ile artı 2'yi çarptım artı 4. Şimdi eksi diyelim parantez açalım. 5 ile x artı 1'i çarpacağız. 5 kere x 5x artı 5 kere 1 5 hemen büyüktür diyoruz. 10 kere 1 10 eksi 10 kere x 10 x. Şimdi şu eksi içeri dağıtalım. Eksi 4 x artı 4 eksi 5 x. Bakın eksiyi dağıttım. Bir daha eksiyi dağıtıyorum. Eksi 5. Şimdi büyüktür 10 eksi 10 x. Toparlayalım canlar. Burası nedir? Eksi 4 x. Burası nedir? Eksi 5 x. Toplarsam eksi 9 x. Eksi 5 ile de artı 4'ü toplarsam eksi 1. Büyüktür 10 eksi 10 x. Eksi 10 x'i bu tarafa atalım. Çünkü az x çok x'in yanına gidiyordu. Artı 10 x. 10 x'den 9 x çıkartırsam x kalıyor. O zaman eksi 1'i de bu tarafa atacağım. Ne olacak? 10 artı 1. O zaman x büyüktür ne olur? 11'den olur. Bu ne demek arkadaşlar? Sayı doğrusu üzerinde 11 dahil değil ve 11'den büyük. Yani şöyle 11'den sonsuza kadar gidiyor demek. 15. soruya geçmeden önce ufak bir tiyo yine vereyim size. Misal 16 büyüktür. Eksi 2x o da büyüktür. Eksi 6 olsun. Şimdi bize x'in çözüm kümesini sorduğunda x'in yanındaki eksi 2'ye bölmeniz lazım. Unutmayın. Bir eşitsizliği eksiyle çarpsanız dahi, eksiyle bölseniz dahi mutlaka işaretler Anya'ya bakarken Konya'ya bakmaya başlar. Yani yön değiştirir. Şimdi ben burayı eksi 2 ile, burayı da eksi 2 ile, burayı da eksi 2 ile böldüğümde Hemen işareti bu hale getiririz. X deriz. 16 eksi 2'ye bölersem eksi 8. Eksi 6'yı eksi 2'ye bölersem eksinin eksiye bölümü artıdır. 3. Mantıken de bu doğru olur zaten. Bir şey eksi 8'den büyük 3'ten küçük olur. İşareti tam tersi yapsanız ne olurdu? Eksi 8 büyüktür. X büyüktür artı 3. Bir şey 3'ten büyük olup da eksi 8'den küçük olamazdı. Bakın döndürmeniz gerektiğini bilin. 15. soruda hemen paydamıza 1, Paydamıza 1 yazalım. Burayı 2 ile burayı hiçbir şey ile burayı da yine 1 ile diyelim. Burayı da yine 2 ile çarpalım. 2 kere eksi 5 eksi 10. Şöyle bir eşitlik. Eksi 3x eksi 1. Sonra burası da 2 kere 3 6 yapar. Eksi 1'i bu tarafa artı 1 diye atarsam burası kaç kalır? Eksi 9. Eksi 3x. Eksi 1'i bu sefer bu tarafa atarsam artı 1 diye geçer. Ne olur? 7. Her tarafı eksi 3'e böldüğümde niye? X'in yanında çünkü eksi 3 var. Gitsin de x yalnız kalsın diye. Yön değişir hemen bunlar. Yön değiştiririz. Eksi 9'u eksi 3'e bölersem ne olur? Artı 3. Burada x kaldı. Burada da eksi 7 bölü 3 oldu. Benim alt sınırım eksi 7 bölü 3. Ve köşesiz. Çünkü parantezin altında e, eşitliğin altında eşittir yok. Eksi 7 bölü 3 virgül 3, 3 ise köşeli. Bakın burada eşittir var. 16. örneğe baktığımızda denklemleri vermişler ama bize x değil 2x ve 3 y'nin toplamını soruyor. O zaman burayı şöyle bir 2 ile burayı şöyle bir 3 ile genişletelim öyle toplayalım. 2 kere eksi 4 eksi 8 hemen şu işaret 2x hemen şu işaret 2 kere 6 12. Hemen 3 ile genişletiyorum eksi 18 bu 3 kere ye, 3 y ve 3 kere 3 9. Alt alta topladığımda her ikisi de böyle ise sadece bunu al diyorduk. Toplarsam eksi 26 2x artı 3y birisi eşit birisi eşit değilse bunu tercih ediyorduk. Toplarsam ne olur 21. Ha, bunu biz eşitsizlik olarak şöyle yani açıklık olarak yapacak olsak köşeli parantez. Neden? Aha bu var çünkü. Eksi 26 e, virgül artı 21'de ise işaretimize baktık. Köşesiz parantez olduğunu anladık. Örnek 17'ye baktığımızda burada böyle bir denklem var. Devamında böyle bir denklem var. Gelin burayı önce bir çözelim. X'i bu tarafa atarsam eksi x diye ne kalır? 3x eksi x 2x olur. Hemen eksi 10'u da bu tarafa atalım o zaman artı 10 diye. Ne olur orası da 10. 2 daha 12 yapar. Hemen bir 2'ye bölelim x büyük eşit 6'dan. Bu dursun. Sayı doğrusunu gösterecek olduğumuzda şöyle çizdik. x'imiz 6'dan büyük eşit. Hemen şuraya bir 6 karalı yapalım. 6. 6'dan büyük ama nereye gideceğini bilmiyoruz. Hemen öbürünü de çözelim de. Hemen ikinci kısmı çözelim. Yani burayı. Ne yaparız? 2x'i buraya atarız. Eksi 2x diye geçer. 3x'den 2x çıkart. x. Eksi 10'u da karşıya atalım. Artı 10 diye geçsin. Hemen ne olur? 14 olur. 14'ten de azmış. Bu da ikinci. Hani 6'dan sonra nereye gidecek diyorduk ya? Aha 14'e kadar gidiyormuş. Çünkü 14'ten azdır dedik bir de. Hemen içi boş bir 14 yaptım. Neden içi boş? Çünkü işaretim bu. Ha biz bunu aralık olarak gösterecek olsak, sayı doğrusu üzerinde gösterin demişler ama aralık olarak gösterecek olsak köşeli parantez 6 ve 14'e kadar derdik. Köşesiz parantez yapardık. Örnek 18'de x'i aralığını vermiş, y'li bir denklem kurmuş. Y'nin değer aralığı diyor. O zaman sen bir y'yi yalnız bırak bakayım. Y, x cinsinden ne? Hemen artı 2x'den eksi 6'yı karşıya atıyoruz. Y eşittir. Eksi 2x artı 6. İşte biz bunu bulmamız lazım. Nerede bulacağız? Aha bunu eksi 2 ile çarpacağız, artı 6 ekleyeceğiz. Hemen bunu bir eksi 2 ile çarparsak, yazalım önce. Eksi 2 ile çarpacağız. Kimi çarpacağız? Eksi 3 x 9'u. Eksi 2 ile çarpınca yön değişecek unutmayın. Çünkü eksiyle çarpsam da bölsem de yön değişirdi. O zaman ne olur? Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsam 6. Hemen yön değiştirdim. Eksi 2 x. Sonra eksi 2 ile 9'u çarparsam da eksi 18 olur. Şimdi eksi 2 x'i bulduk burayı. Ne yapacağız bir de? Artı 6 eklersek ne bulmuş olacağız? Y'yi bulmuş olacağız. O zaman buraya da artı 6. Buraya da artı 6. Buraya da artı 6 ekleyelim ki eşitsizlik bozulmasın. 6 6 daha 12 büyük eşit eksi 2 x artı 6 o da büyüktür. Eksi 18 artı 6 ne olur? Eksi 12 olur. E, eh, Zaten bu gösterdiğimiz yer y'ye eşit bakın. O yüzden ne diyoruz? Bunun yerine artık y yazabiliriz. Y 12 ile eksi 12 aralığındaymış. Şimdi alt sınırım eksi 12 ama dahil değil. Eksi 12'yi böyle yapar. Sonra diğer artı 12 köşeli yaparım. 19. örnekte x eşitliğimizi vermiş, y eşitliğimizi vermiş. x'ten y'yi çıkart diyor. Aslında şu x ile eksi y'yi alt alta topla demek istiyor. Şimdi biz x'imizi bir yazalım. 3 x ve 7. Şimdi ymizi bir eksiyle çarpacak olsak ne olur arkadaşlar bu? Eee Artı 4 olur. Yön değişir. Eksi y. Bu da yön değişir. Eksi 5. Bunu düzgün bir şekilde buradaki denklemin altına yazacaksak. Eksi 5'i bir kere bu tarafa. 4'ü o tarafa yazmamız lazım. Eksi 5. Yani yön değişse de bir şey fark etmiyor. Bakın eksi y yine 4'ten az. Niye böyle aynı yönlü yaptık? Çünkü ben bunları toplamak istiyorum. Aynı yönlü olması lazım. Eksi 8 burası sadece bu olur. Çünkü yukarıdaki işaretlerin ikisinin de aynı olması lazım eşitlik olmaz için aynı değil. X eksi y ama bakın bunun ikisi de aynı olduğu için bu şekilde işaret yaptık. 11. Evet x eksi y'mizin değer aralığı bu ama aralık olarak yazacak olsak eksi 8 virgül 11 yazar köşeli deriz. Şimdi diğerine bakalım x çarpı Y'de dikkat edeceğiz. Çünkü buradaki bütün alt sınırları üst sınırlar tek tek çarpacağız. Şimdi bakalım eksi 4 eksi 3'ü çarpıyoruz ikisi de eşit Eksi 12. Dahil diyelim. Kara diyelim. Eksi 4 ile buradaki 7'yi çarpıyoruz. İkisi de eşit. Eksi 28 diyoruz. Kara diyoruz. Sonra 5'imiz eşit olmadığı için çarptığımız her şey eşit olmayacak. 5 kere 3 15. 15 dahil değil. Ve yine 5 kere 7 35. 35 de yine dahil değil. İşte bulduğumuz bu 4 sonucun en küçüğü alt sınır en büyüğü de üst sınırdır. O zaman burada en küçük nedir? Eksi 28. Eksi 28 yalnız ne arkadaşı burada? Dahil. Çünkü bakın kara yaptık. Burada en büyük olan da 35'tir. 35 dahil değil ama. Eksi 28 ile 35 aralığıdır bu çarpımın değer aralığı. 20. örnekten önce bir tiyo var sanki bizde burada. Bakın ne diyor? B A'dan büyükse 1 bölü A büyüktür. 1 bölü B. Hemen bir deneyelim. 2 5'ten büyük. 1 bölü 2 büyük müdür 1 bölü 5'ten? a gerçekten büyük. Çünkü bu yarım bu 5'te 1. Demek ki 1 bölü 1 bölü deyince yön değişme oluyor. Aşağıdaki soruya mutlaka işimize yarayacaktır. Bakalım şimdi biz bunu niye ters çevirelim ki? Şu soruya bir odaklanalım. Arkadaşlar bunu buraya bölsem x'ler gider 1 bölü y'ye kalır. Artı var arada. Hemen artı desem bir de y'yi buraya bölersem e, 1 bölü x kalır. Demek ki bana sorduğu şey aslında 1 bölü y artı 1 bölü x'miş. Bakın nereden geldiğini söyleyeyim. Ben size desem ki 2 artı 5 bölü 7. Aslında şu mudur dedim size. 2 bölü 7 artı 5 bölü 7. Bu yaptığımın aynısını aha burada da yaptım. Şimdi burada 1 bölü x'i bulacaksam ben hemen yön değişir. 2 olur şu şekil alır 1 bölü x bu da yön değişir 1 bölü 4 olur. Hemen 1 bölü y'yi de aynı şekilde oraya yön değiştirerek altına yazalım. Eksi 2 olur hemen yön değişir 1 bölü y olur. Hemen bu da yön değişir eksi 8 olur. Şimdi bana bunları topla diyor toplayalım hemen. Eksi 2 artı 2 0 yapar. İkisinde de eşitlik olduğu için 1 bölü x artı 1 bölü y yani şundan bahsediyoruz. Sonra burayı toplayacağız. Eksi 8 artı 1 bölü 4'ü şu da toplayalım. 4 kere 8 32 yani eksi 32. 32 artı 1 eklersem eksi 31 bölü 4 olur. Bu sınırımız da eksi 31 bölü 4'müş. Aralık olarak yazacak olsak ne olur? Eksi 31 bölü 4'ümüz dahil değil virgül 0'a kadar 0 dahil değer aralığı olur deriz. Örnek 21'de bir firmada aynı reyonda çalışan Cengiz ve Ceren'in sattıkları ürün sayıları toplam 56'dır diyor. O zaman şöyle diyelim, Cengiz x artı Ceren y eşittir 56. Hatta Ceren'i yalnız bırakalım, 56 eksi x. Neden? Bakın burada bize Ceren satlı ürünü soruyor. Demek ki Cengizi vermiş. Cengizin satlı ürünü de daha burada bakın. 22'den fazla, 29'dan az. Hemen Cengizi yapalım. Ne diyoruz buraya biz? 22'den fazla, 29'dan da az diyoruz. Şimdi gençler. Biz burada 56 eksi x arıyoruz. O zaman şuraya bir eksiyle çarpıp eksi x'i peydahlamamız lazım. Eksi 22. Eksiyle çarpınca yön değişti bakın. Eksi x. Bu da yön değişti hemen. Eksi 29 oldu. Şimdi 56'yı eklemem lazım. 56, 56, 56 her tarafa eklersem eşitlik bozulmuyor zaten. 56'dan 22 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 34 olur. 56 eksi x artık y diyebiliriz. Ne de olsa y'yi 56 eksi x. 56'dan 29 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 27 olur. Ceren'imiz bu aralıktadır. Bir GSM şirketi 50 TL sabit ücretli tarife sınırsız konuşma, sınırsız mesajlaşma ama bakın burada interneti 500 MB vermiş. Paketi aşarsan 1 MB 2,5 kuruş olarak belirtiliyormuş. Telefonda en fazla 60 TL ödemek istiyorlarmış. O zaman biz zaten bu 50 TL'yi ödüyoruz. 60 TL'ye kadar olan kısım 10 TL'lik kısım. Yani bu 10 TL'lik kısım paket aşımında kullanılabilir. Neydi o paket aşımı? 2,5 kuruş megabayt paşı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2,5 çarpı x kadar megabayt fazladan kullanabilirim. O zaman her iki tarafa bir kuruşa çevirelim önce. Zaten bakın burası kuruş. Burası ama lira. Hemen lirayı ne yapıyoruz? 100'le çarpıyoruz. 1 lira 100 kuruş çünkü. 1000 eşittir. 2 buçuk çarpı x. Her iki tarafı neye bölelim? 2 bölelim. 2 bölersem hemen 1000'i 2,5'a böleceğime 10.000'i 10 25'e bölerim. Yani buradan bir virgül kaydırırım. Burayı da bir sıfır basarım dedim. Eşittir x. E şuradaki 100'ün içinde 25 kaç kere var? 4. 4 çarpı 100 x eşittir 400. İsterseniz kara düzen bölebilirdiniz. Ben artistik yaptım. Alıştırmalara geldik hemen içeriye dağıtalım. Eksi ile artıları çarpıyorum. Eksi olacak unutmayın. Eksi 12 x eksi 24. Artı 4 x de burada var. Eşittir 8 x artı 40. Hemen burada eksi 12 x eksi 12 x artı 4 x eksi 8 x yapar. Eksi 8 x eksi 24 eşittir 8 x artı 40. Hemen buradaki eksi 8 x'i bu tarafa atalım. Artı 8 x olarak geçsin. 16 x Eşittir diyelim 40'ı da bu tarafa atalım. Eksi 40 olarak geçer. Eksi 24 eksi 40. Toplarsam eksi 64 eşittir 16 x oldu. Her iki tarafı 16'ya bölersem x ne yapar? Eksi 4 yapar. İkinci örneğe bakalım. En içteki parantezden başlanarak dışarı çıkartılır. Hemen şurayı böyle bir dışarı çıkartalım. Eksi 18 eksi 6 x. Burada da ne vardı? x artı 6. Şimdi şu parantezin içi ne oldu bir bakalım. Burada bir x var. Eksi 6x var. Eksi 5x yaptı. Burada da 6 eksi 18 var. Eksi 12 yaptı. Şimdi buradaki eksiyi başına bir koyduğumda ne olur arkadaşlar? O eksiyle çarpılır. Yani eksi eksi 5x artı 5x bir de eksi eksi 12 artı 12 diye çıkar. Şimdi şu dışarıdakini de götürelim yanına yazalım. 3x eksi 5 eşitmiş 0'a. Şimdi burada 3x 5x daha kaç x yaptı? 8x eşittir diyelim. Çünkü burayla burayı toplayıp karşıya atacağız. Burayla burayı toplarsam 7 karşıya eksi 7 diye geçer. O zaman 8x ne olur? Eksi 7. Her iki tarafı 8'e bölersem eksi 7 bölü 8 olur. Çünkü x'i bulmak için x'in yanındakine bölüyorduk böyle. Bu x'in de gidince x yalnız kalıyordu. Bu da çözüm kümemiz oluyordu. Üçüncü soruda denkleminin kökü 4 demek ne demek biliyor musunuz? X'e 4 verirsen sağlıyor demek. Hemen buradaki X'e 4, X'e 4, X'lere 4 verelim. Yepyeni bir denklem bulalım. Yepyeni denklemimiz şu. 2 kere 4, 8 artı A eksi 5 bölü 4 A eksi 7. 4 A eksi 7 eşittir. 4 bir daha 5. 4'ten 1 çıkart. 3. Hemen burada bir 8'den 5'i çıkartalım. 3 artı a bölü 4 a eksi 7 eşitmiş 5 bölü 3'e. Yapalım mı işler dışlar? Hemen 3 ile 3 a 3 artı a'yı çarparsak 3 kere 3 9 artı 3 kere a 3 a eşittir 5 kere 4 a 20 a eksi 5 kere de 35. 3 a'yı oraya yollarsam 17 a kalır. Eksi 35 de buraya artı 35 yollarsam ne olur? 44 olur. Her iki tarafı neye böleceğim? 17'ye böleceğim. 17'ye bölürsem cevap 44 bölü 17'dir. Dördüncü soruda denklem çözüm kümesi tüm gerçek sayılar olabilmesi için. Ha, o zaman eşitliğin bu tarafıyla bu tarafı birbirine eşit olacak. Bu tarafında 0 var. Demek ki öbür tarafı da sıfırlayacağız. Yalnız birazcık dağıtalım içeriye şu şekilde. Ne olur? Eksi 2 m x artı 6 m. Eksi eksi çarpımı artı çünkü. Artı 6 x eksi n eşittir sıfır olması lazım. Bakın burada x'li bu var, x'li bu var. Önce bunu yok etmen gerekiyor. Artı 6x'i ne yok eder? Buranın eksi 6x olması lazım. O zaman eksi 2m dediğimiz şey eksi 6 olmalı ki buradaki artı 6x'le birbirlerini götürsünler yerine koyunca. Her iki eksi 2'ye bölelim. Eksi 2'ye böldüm gitti gitti. Eksi eksiye bölümü artıdır. m eşittir 3 çıktı. Şimdi m'miz 3 ise hemen burada yerine yazalım. Bakın buranın da 0 olması gerekiyor çünkü. 6m eksi n'nin de 0 olması için ve m'ye 3 verirsek 18 eksi n'e de 0 olacak. Eksi yat karşıya. 18 eşittir n. Bunu da bulduk. m'yi de 3 bulmuştuk. Bize ve m ile n değerlerini soruyor. İkisini de bulmuş olduk. Beşinci soruda x'in değer aralığını bulup sayı doğrusunu gösteriniz diyor. Şimdi bunun gizli paydası 1'di. Bunu 3 ile genişletelim. Bunun gizli paydası 1'di. Bunu da 3 ile genişletelim. 3 kere eksi 2 eksi 6 şöyle x eksi 4 böyle 3 kere 4 de 12. Hepsinin paydasını eşitleyince yazmıyorduk bunu bugün öğrendik. Şimdi eksi 4'ü bir o tarafa bir o tarafa atalım. Eksi 4'ü buraya atarsam artı 4 buraya atarsam artı 4. Aslında her tarafa artı 4 eklemiş olduk ki gitsin. Hemen burası ne olur arkadaşlar? Eksi 2 şu işareti yaptık x sonra bu işareti yaptık 16. Sayı doğrusunu da gösterin diyor. Sayı doğrusunu şöyle bir çizdiğimizde bir eksi 2'miz var. kapkara Çünkü bakın burada bir eşitlik var. Sonra artı 16'mız var bir de. Ama içi boş. İşte bunun arasında her şey olabilir diyor. Altıncı soruda A'nın eşitsizliğini vermiş. Bize bu ifade istiyor. Tabii ki hemen eksi 3 ile çarpıp artı da ekleyeceğiz. Bu denklemi ben eksi 3 ile çarparsam. Bu arada eksi ile çarpınca yön değişiyordu unutmayın. Hemen ne olur? Artı 12. Yön değiştim. Eksi 3 A. Yön değiştim. Eksi 3 kere 5. Eksi 15. Eksi 3a'ya bir de artı 7 ekleyeceğiz. Her tarafa bir artı 7, artı 7, artı 7 eklersek burası ne olur? 19 büyüktür. Eksi 3a artı 7. O da büyük eşittir. Eksi 8 oldu. Kaç var, tam sayı değeri vardır diyor. Ne olur? 18, 17, 16, 0, 0 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3, nokta nokta, eksi 8'e kadar gider. Yani demem o ki 18 tane pozitif, 8 tane negatif, 18, 8 bir de sıfırımız var. Toplayalım. 8, 8, 16 bir de 17 elde var. Bir 27 tane tam sayı değeri vardır. Yedinci soruda x artı y'yi soruyor. Öncelikle bizim x ile y'yi bulmamız lazım. Eksi 2'yi bir bu tarafa atalım bir bu tarafa atalım. Ne olur bizim x'imiz o zaman. Eksi 2 bu tarafa artı 2 gelirse 7. Burada eksi 2 artı 2 gelirse küçük eşit 11 olur. Şimdi burada da X artı 3'ü eksi 3 olarak bir buraya bir buraya eksi 3 diye attık. Eksi 6 y öbür de ne oldu? Eşitlik var yine. Alttan 3 çıkart 3. İşte biz bu denklemleri kullanarak çözeceğiz. Şimdi a şıkkına bir bakalım. X artı y diyor. Biz bunları alt alta yazıp toplasak. toplayalım. 14 eşitlik her ikisinde de var. X artı Y. Şurada bir tane eşitlik yazacağız. Artı 1. Ne diyeceğiz? 1 ile 14 aralı. 1 dahil değil. 14 dahil diyeceğiz. Hemen bunu yaptık. Şimdi ne yapacağız? X'den Y'yi çıkart diyor. X olduğu gibi yazacağız. Y'yi eksiyle çarpıp çıkartacağız. X olduğu gibi yazalım. 7 X 11 Y'yi şurada bir eksiyle çarpsam ne olur arkadaşlar ben? yön değiştireceğim. 6 eksi y eksi 3. Bunu da tam olarak altına aynı yönlü olarak yazacağım. Bakın eksi 3'ten büyükmüş eksi y'miz. Sonra 6'dan da azmış. Bunları alt alta toplarsam gördüğünüz gibi burası x eksi y oluyor. Burası 17. Burası ise 7'den 3 çıkart 4. Dört. Neymiş? 4 ile 17 aralığıymış. 4 bu arada şöyle parantez dahil değil çünkü. X çarpı Y diyor. X çarpı Y için 4 tane değer buluyorduk. Hemen şurayı bir temizleyelim. İlk başta 7 ile eksi 6'yı çarpalım. Eşitlik yok yalnız. 7 kere eksi 6 eksi 42. 1'e eşit değil. 1'e eşit olduğu için hemen o dahil değil diyoruz. 7 ile 3'ü çarparsam yine boşluk olacak. 21 o da dahil değil. Şimdi 11 ile eksi 6'yı çarparsam ikisi de eşitlik var. O zaman dahil olacak. Eksi 66 dahil. Bir de 11 ile 3'ü çarparsam 33 oluyor. O da dahil. 33 o da dahil. İşte bunların arasında en küçüğünü ve en büyüğünü seçeceğiz. Alt sınır üst sınır diyeceğiz. En küçüğü eksi 66 köşeli çünkü dahil. Eksi 66 virgül. E, en büyüğü de orada ne var arkadaşlar? 33 o da köşeli olacak. Çünkü o da kara yapmışız dahil olduğu için. İşte x çarpı y aralığı bu. 2x eksi 3y yapalım şimdi. Ama öncelikle x'i 2 ile çarpacağız. Y'yi eksi 3 ile yukarıda çarpalım. X 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 7 14. 2x. Bir de 2 kere 11 22. Şimdi y'yi eksi 3 ile çarpmamız lazım. Eksi 3 ile burayı çarpacağız. Eksi ile eksin çarpımı artı 3 kere 6 18. Hemen yön değiştirdim. Eksi 3 y yazdım. Eksi 3 ile de 3'ü çarparsam ne olur arkadaşlar? Eksi 9. İşte bunu düzgün bir şekilde buranın altına yazacağız. Neymiş? Eksi 9 Eksi 3y. Bakın aynı yönlü gelsin diye çabalıyorum. 18. Ve bunları alt alta toplayacağım toplayayım ki 2x eksi 3 y'yi bulayım değil mi? Böyle eşitlik var. Böyle de eşitlik yok. Hemen 14'ten 9 çıkarsa 5. Bununla da bunu toplarsan ne olur? 40. Yani o zaman ne diyoruz? Şöyle bir 5 var. Şöyle bir de köşeli 40'ım var deriz. 8. soruda kaç farklı x olduğunu bulunuz diyor. Öncelikle biz şurayı bir çözelim. Yazıyorum yukarıya. 3x eksi 6 4x artı 2. 3x'i bu tarafa yollarsam 1x kalır. Çünkü eksi 3x diye geçer. Artı 2'yi de buraya eksi 2 yollarsam eksi 6 eksi 2 daha eksi 8 olur. Bir sınırım belli oldu. Şimdi diğerini çözelim. Diğeri dediğimiz aha burası ikinci denklemimiz. Bir sağlı bir sollu bakıyoruz. Şimdi bu denklemde ne yaparım ben? 2x'i buraya eksi 2x diye yollarım. 4 xten 2x çıkarsa 2x kalır. Artı 2'yi de bunun yanına eksi 2 diye yollarım. 10'dan 2 çıkarsam ne kalır? 8 kalır. Sonra bölerim. X küçüktür 4'ten derim. Şimdi iki tane denklem bilgilerini birleştirirsem benim X'im eksi 8'den büyük ama 4'ten de küçükmüş. Bunları sağlayan kaç farklı değer diyor? Eksi 8, eksi 7, eksi 6 nokta nokta, eksi 1, 0, 1, 2, 3. 8 tane negatif, 3 tane pozitif bir de 0'ım var. 8, 1 daha 9, 3 daha 12 farklı tam sayı değerimiz vardır. Bir sonraki dersimizde konu değişiyor. Mutlak değerle alakalı eşitsizlikler çözeceğiz. Çok zevkli arkadaşlar. Bir sonraki dersimize sizi yine bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.